Arkadaşlar merhaba. Geçmiş zamanlarda bir ülkede çok güzel bir prenses yaşıyormuş. Bu prensesin tabii çeşitli krallıklardan talipleri çıkmış. Prensesin gönlü bir tane prense düşmüş ama kral diğer ülkenin sarayı çok güzel diye, çok güzel bahçesi var, çok güzel bir sarayı var diye kızını diğer ülkenin prensine vermiş. Tabi kızı alamayan prenses, prensesi alamayan prens kıza düğünle o bahçeye, o güzel bahçeye bir tane incir ağacı fidesi getirmiş ve demiş ki bunu demiş bahçenizin en güzel güneş alan yerine tam ortasına diker misiniz? Tabi prens de bu prensin isteğini kabul ederek düğüne gelen fideyi oraya dikmiş. Düğün yapılmış. Aradan seneler geçmiş. Prens artık kral olmuş. Prenses kraliçe olmuş. Bu incir ağacı öyle büyümüş, öyle büyümüş ki o güzel bahçe gölgede kalmış. Gölgede kalınca bahçesindeki bütün çiçekler solmaya. Güneş alamıyor tabii. İncirin gölgesinde hiçbir şey yaşamıyor. Ve kral bu incir ağacının kesilmesini emretmiş. İncir ağacı kesilmiş. İncir ağacı kesildikten sonra bir güz, bir kış geçip bahar geldiğinde o incirin köklerinin dağıldığı alandan her bir yerden incir fidanları çıkmaya başlamış. O incir fidanlarını kestikçe kökler duvarların içerisinden yer bulup gene fide vermeye başlamış. Öyle bir fideler vermişler ki en sonunda bahçe yerle bir, kralın sarayının duvarlarından çıkan incir fideleri de duvarları patlatıp surlar yerle bir. O güzel saraydan eser kalmamış bir incir fidanıyla. İşte ocağına incir ağacı dikmek deyimi de buradan geliyormuş arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi?